Ladies and gentlemen, referee Greg Clenions has called a stop to this contest at 4 minutes, 45 seconds of the very first round, declaring the winner by knockout, Gökhan the Rubber Sakin. Gökhan, çok bekledik seni. Bütün Türkiye'de bekliyor. Eyvallah, eyvallah. Nasıl? Çok güzel bir antrenman yaptın bugün. Çok yoruldun. Hazır mısın? Hazırım. 2,5 senedir maç yapmadım ama iyi antrenman yaptık. Kendimi iyi hissediyorum. Herkes merak ediyor. Glory'den UFC'ye geçtin. Evet. Neden? Şimdi 20 senedir kickboks yaptım ve dövüştüm. Yani benim için challenge artık kalmadı yani. Herkesten maç yaptım. Eskilerden ben kaldım. Glory ile 2,5 sene önce anlaşamadım. Bıraktım, bırakmak istedim ama o kadar özledim ki ne? Geri dönmek istedim ve dövüş sporla ilgili tabii olmasını isterdim. Ve şimdi dünyanın en büyük organizasyonuna anlaşma yaptık. UFC kafes dövüşü, MMA, Mixed Martial Arts. Evet, herkes soruyor güreş iyi mi, Brazilian Jiu-Jitsu iyi mi? Herkes onu merak ediyor. Diyorlar ki yerde nasılsın? Evet, herkes onu merak ediyor. Ama dövüş ayakta başlıyor. Stand-up, kickboxing, bendeki olan tecrübe UFC'de hiç kimsede yok. Sendeki güç de yok. Onu sen söylüyorsun. Ben kendim hakkında öyle söylemek istemem. Göstereceğimizi gösterdik bugüne kadar ve bir ton antrenman yaptım. İsveç'e. Ne kadardır hazırlanıyorsun bu UFC için, bu maça? İsveç'e gittim. Türkiye'ye geldim. Türkiye'de en iyi güreşlerle güreştim. Brazilian Jiu-Jitsu Ertan Balaban'la antrenman yaptım. Burak Oğur'la antrenman yaptım. Toplam 5-6 aydır uğraşıyorum yani. Peki teklif nasıl geldi sana UFC'den? Hiç beklemediğimiz anda geldi. Aslında eski arkadaşla görüşüyordum. Alistair O'Brien'in eski antrenörü ve menajeri. Ve beni aradı. Tam da ben antrenmanlara başlamıştım yine. Kickboksa, ağırlık falan, kondisyon. Hiç düşünmeden tabii evet dedim. Öyle. Çok büyük bir teklif. Evet, çok büyük bir teklif. Ve onlardan gelmeye ve normal MMA rekorun olmadıkça UFC'ye girmek çok zor oluyor. Evet. Demek ki sen onlar için özel bir adamsın aslında. Onlar benim stili beğeniyorlar, evet. O yüzden beni istediler yani. Ringde dövüşüyorsun. Bugüne kadar hayatında hakikaten birini dövdün mü dışarıda? Kavga ettin mi hiç? Ya küçükken genç yaşta herkes kavga etmiştir. Okul zamanlarında evet ara sıra bir dövüş oluyordu ama öyle dışarıda Allah'a şükür öyle bir şey olmadı yani başımda yani. Mesela İstanbul'da trafikte birisi bağırıyor, senin olduğunu bilmiyor. Sonra sen camı açıyorsun falan, bakıyorsun. Oluyor mu öyle bir şey? Bir kere oldu, evden çıkıyordum. Annem babam da arabadaydı. Olmadık yerde kornaya basıp duruyordu. Ben de arabada çıktım. Hayırdır falan dedim. Bağırdı çağırdı. Yaklaşırken dedi o merhaba Gökhan abi falan filan. Ben de güldüm, dedim de oğlum yapmayın işte. Öyle arabaya geri döndüm ama Türkiye İstanbul trafiğini biz artık kabul ettik yani. Artık kornaya bassalar müziğin sesini açıyorum. Kornayı duymuyorum. Öyle devam ediyoruz artık. Normalde Dubai'de yaşıyorsun değil mi? Dubai'de yaşadım. 3-4 sene yaşadım. UFC'ye başlamadan önce de orada 3-4 ay antrenmana başladım. Ama orada çok zor. Allah. Peki şu an nerede yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'dasın artık. Evet, İstanbul. Amerika düşünüyorum. Şimdi UFC'den. Daha gencim, bekarım, çocuk yok. Travel yapmayı seviyorum. Bir yerde kalmak benim için bir şey değil. Hollanda'da başladım. Tüm dünyayı gezdim yani. Niye iyi dövüşçüler Hollanda'dan çıkıyor sence? Ya zamanında Thai Box Tayland'dan başladı. Hollandalılar zamanında hep tatile gidiyorlardı oraya. 35 sene önce benim eski antrenör Thai Box'u Hollanda'ya getirdi. Hollanda'da 35 sene önce başladı. Türkiye'de daha yeni 10 sene başladı yani. Türk gençleri için ne diyorsun? Türk dövüşçüleri nasıl buluyorsun? Türkiye'de çok talent var. Çok tecrübeli sporcular var. Türkiye'deki problem tek, ilgi çok az. Destek az. Sponsor desteği yok, para yok. Katılıyorum. Devletten destek gelmesi gerek yani. Bizim gençler için, çocuklar için. Devlet önceliği futbola veriyor. Futbolda çok para var diye, televizyon hakları falan filan. İnanıyorum mesela UFC'de de çok büyük para dönüyor. Öyle büyük organizeler, Türk bayrağını götüreceğiz. Türkiye'ye de gelmek istiyorlar. Türkiye'ye geldikten sonra daha çok ilgi olur inşallah ve bizim gençler için güzel bir gelecek olur inşallah. İnşallah. Formula 1 geldi biliyorsun Türkiye'ye, sonra tutunamadı gitti. Türkiye'de neden tutunmadı bence? Türk yok diye.
Türkiye'yi biliyorsun. Yarışan Türk yoktu. Yarışan Türk yoktu. Yarışan Türk olsaydı o zaman daha çok ilgi olurdu. Daha çok sponsorlar olurdu. Daha çok gelişmeler olurdu. Doğru. Ama UFC Amerika'da neden büyüdü? Amerikan dövüşçüler var. Türkler gibi yani. Kendi ülkelerinde dövüşçüler olsa acayip destek veriyorlar. İnsanlar istedikten sonra her şey değişir yani. Mesela sen kaç maç yapacaksın UFC'de şu anda? Belli mi? 4 maç anlaşmam var. Yani yensen de yenilsen 4 maç yapacaksın. Evet, yensen yenilsen 4 maç yapacağım. Yani senin devam edip etmeyeceğini UFC mi karar veriyor? Senden beklediklerini göstermesin. O zaman işim bitiyor. Önemli olan maç çıkarmak. Yenilsen bile yine sana o zaman bir şans denerler. 4 maç anlaşma var. 2 maç sonra yine oturup konuşabilirim yani ilerleme için. İlk maçın nerede? Japonya'da. Hollanda istediler ama çok erkendi. Zaman azdı. Japonya'da başladı her şey benim için. Şimdi yeni kitap açılıyor hayatımda. Onu da Japonya'da açmak çok güzel bir şey benim. Devamı nerede gelecek? Devamı Vegas. Devamı Amerika. Ben Amerika'da dövüşmek istiyorum ve Türkiye. Çok güzel. İnşallah seni Türkiye'de izleriz bu arada. İnşallah. Çok iyi olur. Seneye UFC Türkiye olacak. Herkes beklesin seni seneye. İnşallah. Peki beslenme planını sorayım mı sana? Mesela nasıl besleniyorsun? Diyet yapıyor musun? Ben istediğimi yiyorum yani. Dikkat ediyorum tabii ama günde 4-5 defa pilav, tavuk, et, balık, salatalar arada öyle devam ediyoruz yani. Hangi takımlısın? Galatasaray. Ne diyorsun Galatasaray'ın durumuna? Şu an çok iyi. Bence şu an çok iyiler yani. Yeni pek takip etmiyorum. Bir ara takip ediyordum. Şimdi çok antrenman yapıyorum diye az zamanım oluyor ama küçüklükten beri yani Galatasaraylıyız. Fenerbahçe'de de arkadaşlar var. Galatasaray'da da var. Beşiktaş'ta da var. Fark etmiyor benim için hepsi. UEFA'yı aldığınızda sen neredeydin? Kaç yaşındaydın? UEFA'yı aldığımızda biz Rotterdam'da Hofplein var. Fountain'ların içinde sularda geziyorduk elektriklerle. Dövüşçü müydün o zaman da? Dövüşüyor muydun? 11 yaşından beri dövüşçüyüm evet. O zaman da... Ne kadar büyük bir gurur ama değil mi? Orada Türk bayrağı dolaşmak, UEFA kupası o zamanlarda gurbetçiler için. Çok deliydi ya. O zaman hatırlıyorum yani her yer sarı kırmızı. Full çarşılar doluydu yani. Polisler zor tutuyordu bizi. Evet. Peki ailen nerede yaşıyor? Ailem oğlan da Türkiye. Peki annen senin dövüşlerini izleyebiliyor mu? Ne diyor? Yok annem izlemiyor. Maç görür ben anneme diyorum anne yarın maçım. İzlemesin diye. İzlemesin diye. Bir kere 2008'de sırtıma darbe yemiştim annem bayılmıştı. O günden sonra artık zaten hep maç bir gün sonra söylüyorum. Maç geçtikten sonra izliyor izlemiyor bazen izlemiyor. Baban ne diyor? Babam en büyük fanatiğim babam yani her maça gelip bakar. Peki sana taktik veriyor mu? Ne diyor mesela maç öncesi maç sonrası? Biliyorsun bizimkiler... Eski kafa. Oğlum patküt giriş işte. Teknik mektik yok. Bam bam bam. Aynen. Aynen. Muhammed Ali mi Mike Tyson mı? Stil olarak ben ikisinde de kopya yaptım. Hem akıllı dövüş hem atak dövüşü. Seçemiyorum yani. İkisinden arası. Birini seçecek olsan? Cevap veremem. Peki Bruce Lee mi Grace mi? Bruce Lee. Number one yani. Peki bu en son Floyd ve McGregor hakkında ne düşünüyorsun maç için? İzledim maçı. Conor çok büyük bir başarı yaptı yani. Floyd biliyorsun dünya şampiyonu, birinci. Ve 40 yaşında. Çok büyük bir başarı yani. Güzel para da kazandı. Her şey win-win'di yani. McGregor'la tanıştın mı? Yok, McGregor'la tanışmadım ama şu an menajeriyle görüşmedeyiz. İnşallah onlarla anlaşacağız. Seni tanıyor mudur? İlla ki stand-up dövüşü biz de öğrendi yani. Bizim maçlara baka baka. Peki senin bu dövüşte en güçlü yanın, en güçlü özelliğin ne? Ne dersin kendin için? Stand-up dövüş olarak komple dövüşçüyüm yani. Boks olsun, tekme olsun. Hepsi yerinde yani. Kombinasyon seviyesi. Yani kendi stilimi şey yapsam bence komple bir dövüşçüyüm yani. Senin şeyin ne? Light heavyweight. Light heavyweight. Siklet. Peki senin sikletindeki şampiyon kim şu an UFC'de? Şu an Daniel Cormier. Bütün maçları alırsan kaç sene içinde UFC kendi title'ında UFC şampiyon olabilirsin yani kendi kilonda? Bir sene içinde şampiyon olmayı düşünüyorum. Peki aşağı yukarı bir UFC dövüşçüsü şampiyonluğa yakın maç çıkardığı zaman kaç para kazanır aşağı yukarı? O senin ne kadar popüler olduğuna bağlı olan bir şey. Ne kadar pay per view çekiyorsan o kadar daha fazla kazanırsın. Birisi 500 bin lira kazanıyor, birisi 1 milyon, birisi 10 milyon, 15 milyon dolar kazanıyor yani. Doğru ama yani sonuçta herkes futbola yönelmesin, bu işlere para var. Gregor mesela
UFC son maçında 17 milyon dolar kazandı. Ama Mayweather dalga geçiyordu onun parasıyla. Kendine o kadar çok parası var ki Mayweather'ın. Floyd 27 yaşındayken bu kadar para kazanmadı. Bakalım McGregor nerede 40 yaşına. Peki küçükken bu kadar büyük bir dövüşçü olacağını, insanların sana hayran olacağını falan düşünür müydün? Ne hayal ediyordun küçükken? Büyük bir dövüşçü olacağımı biliyordum. 13-14 yaşında büyük organize ediyordum mesela. Ve etrafıma bakıyordum. Ben böyle olacağım diyordum ve inanıyordum. Ve görüyordum kendimi buralarda. Rakiplerinden o zaman da farkın var mıydı? Kendi yaş vardı. Konusunda. Vardı. Çünkü 15 yaşındayken ben ilk profesyonel maçımı dövüştüm. Daha amatör maçlar yapıyordum ama 5 maç arka arkaya rakipler gelmedi yani. Ondan sonra ilk profesyonel maçımı 30 yaşındaki birisinde yaptım. Ve kazandım. Herkesin dikkatini çektim. Büyük bir organizatörle kontraktı, anlaşması yaptım. O zamandan beri yürüdük yani. Peki sence bir dövüşçü olmanın en büyük zorluğu ne? Dövüşçü olmaktan daha güzel bir şey yoktur yani. Sporcunun hayatından başka güzel bir şey yok. Paranı sporla kazanıyorsun. Sağlığın yerinde oluyor. Üstelik dövüşçü. Hem kendine güvenlisin, hem para kazanıyorsun, hem de bazen kızlar falan nasıl oluyor? Ya orası... Kızlara ilgisi nasıl sana? Ya var, ilgi var tabii ki. Sonuçta dövüşçü. Herkes bakan oluyor tabii. Bir ekibin var mı? Ben kendi ekibim var. Kaç kişilik bir ekibin var senin? 7-8 kişi var. Kondisyonerin, menajerin, işte masörün. Hepsi, fizyoterapi, hepsi var. Peki sen nerede yaşıyorsan onlar da orada mı yaşıyor? Ya onlar geliyor yanıma. Şimdi Türkiye'de kamp yaptık. İsveç'te yaptım. Peki ne söylemek istiyorsun hayranlarına? Seni hep takip ediyorlar ve herkes merak ediyor ne yaptığını, ne ettiğini. Gökhan Saki olarak ne demek istersin gençlere, Türk gençlerine? Beni takip etmeye devam etsinler. Hepimiz beraber yeni bir kitap açıyoruz. UFC. Türkiye'yi temsil edeceğiz ve herkesin desteği lazım bize. İnşallah başarılı olacağız. Türkiye için güzel bir şeyler yapacağız ve gençler beni örnek olarak görecek. Ben bittikten sonra bizim gençler inşallah devamını getirecekler. Arkadaşlar çekim arası sohbetlerinde Gökhan Saki ile beraberdik. Yaklaşık 2-3 gündür beraberiz. Biliyorum ki bu maçı alacaksın. Daha yeni konuştuğumuz gibi her şey iyi gitti. Antrenmanlar da iyi, hazırım. Japonya'da UFC'de Gökhan Saki'nin ilk maçı var ve bu başlangıç. Görüşmek üzere.